hükmünü anımsattığı asa işaretini de veriyor gibi. Diyor ki açıkçası İrab'da mahalli olmayan bir partiye devletin en kritik birikimlerini altın tepside sunan, hepsinin toplam oyu %1 bile olmayan siyasi partilere 38 milletvekili kaptıran CHP Genel Başkanı'nın bölücü örgütün siyasi uzantılarına ne vaat ettiğini tahmin bile etmek istemiyorum. Şimdi buraya da nereden geliyoruz? İşte Ümit Özdağ'la yapılan gizli olduğu ifade edilen protokol. Sonra faş edildi. Sonra Kemal Bey belli ki bir yandan da onun da bir mesajı vardı aslında. Yani iki liderin namusunaydı diyerek bir tepki gösterdi ama sonuçta artık ortaya çıktı. Buradan şunu kullanmaya başlıyor artık iktidar ya da Erdoğan. Kim bilir HDP'ye ne verdi? Kim bilir ne protokol yaptı? Gizli bir şey var mıydı? Bunun üzerinden yürüyecek galiba ama buna CHP nasıl bir karşılık verecek acaba? Mesela HDP çıkıp, evet biz de sorduk. Açıkçası sordum HDP temsilcilerine buraya geldiklerinde. Hayır, yok öyle bir gizli protokol falan bir şey yok aramızda dediler zaten ama ne kadar yetecek? Bu doneyi iktidar böyle sonuna kadar kullanacak mı acaba? Ama işte seçimlere giderken de sizin adaylarınızın seçilmesi halinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki belediye başkanlıklarına kayyum atamama sözü vermek de bu stratejiyi dile getirmek de bir tür üstü açık ya da kapalı bir taraftan da hani duyulmasını istiyorlar ki sızıyor yani. Bir tür üstü açık ya da kapalı yazılı ya da yazılı olmayan bir protokole benzetemez miyiz? Tabii. Ya aslında muhalefetin daha akılcı bir yöntemle, bakın iktidarın iki ana konfor alanı var. Biri din alanı, din ve dini tutumlar, başörtüsü, işin içine LGBT'yi giriyor, aile kavramı gibi dini konular, konfor alanı, temel konfor alanı. İkinci konfor alanı da Kürtler, Kürt meselesi, HDP konusu. Kimlik. İktidar bu konuda her şeyi söyleyebilir ama muhalefetin söylediği her şey aleyhine kullanılır gibi bir yaklaşım var. Bence tam da Millet İttifakı içinde zaten diğer partiler de nereden çıktı diye baktığımız hani %1'e bile bulmayan diyordu ama bir zamanlar AKP'nin birer üyesiydi Sayın Ali Babacan da. Sayın Davutoğlu da hani bu açıdan baktığımızda peki şeyde ne yapacak Sayın Erdoğan, hani bunu da şey sorması gerekiyor, belki de muhalefetin sorması gerekiyor. Yerel seçimlere giderken meclisin gündemine getireceğiniz başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa değişikliği konusunda o zaman siz bu milletvekillerinin onayını istemeyecek misiniz? Evet, evet. Orada bir başörtüsü ittifakı oluşabileceğine dair iktidara yakın kalemlerin artık yavaş yavaş bunu dillendirdiklerini görüyoruz. Belli ki iktidar böyle bir şey amaçlıyor. Burada da CHP ile HDP'yi baş başa bırakıp diğer partilerin oluruna alarak bir nevi bir başörtüsü ittifakı oluşturulabileceği öngörüsü. Şimdi burada yanlış hatırlamıyorsam Deva Partisi'nden isimlere sorulduğu zaman, bir isme sorulduğunda yani uygun eğer yani evet ya buna evet deme ihtimali bu anlamda var. Saadet Partisi'nden Sayın Bülent Kaya ile konuştuk. Evet ya da hayır demiyor. Samimiyet sorgulaması yapılacağını ifade ediyor ve şöyle, hele bir yol yürüyüşlerini görelim ona göre. Yani şimdiden bir şey söyleyemeyiz ama samimi mi değil mi bilemiyoruz diyor. Şimdi dolayısıyla burada başörtüsü üzerinden muhalefeti bir ne diyelim şekillendirme hali olacak gibi iktidar açısından. Ama buna muhalefet nasıl bir tutum sergileyebilir bunun karşısında acaba hocam? Biz bunu tekrar parlamentoya geldiğinde göreceğiz. Çünkü Deva Partisi'nden Sayın Mehmet Ali Ekmen'in iki gün önce Altan Sancar'ın yapmış olduğu haberde bir şey vardı, sözleri vardı. Biliyorsunuz meclis tatile girmeden önce de gündeme geldi ve Abdülkadir Selvi de bir yazdığı haber içinde bundan bahsetmişti. Ona atıfta bulunarak bu gündeme gelmenin meclisin kapanmasıyla beraber kadük hale geldiğini ve yeniden gündeme
getirileceğini söylüyor. Ama aynı zamanda şeyi de vurguluyor. Önce metni görmek lazım diyor. Çünkü metnin sadeleştirilmesi gerekiyor. Dilini beğenmemişler sanırım. İçinde kullanılan bazı kavramları beğenmemişler. Eğer diyor sadeleştirirse, teklifi AKP sadeleştirip doğru bir yerden kurgularsa buna destek bulunabilir diyor. Hani bu da önemli. Diğer bir önemli nokta, belki de burada hani sadece soru işaretleri koymakla yetineceğim sanırım. Teklifin parlamentodan geçip şeye gidebilmesi için milletvekili sayılarına baktığımızda 360'ı tamamlayabilmesi için de 39 milletvekili sayısı oldukça önemli ve kilit bir sayı gibi. Ya referanduma gitmesi için. Evet. Bu da kilit bir sayı Orada gibi. 39. Burada sadece Doğru. soru işareti bırakıp sadece hani çok manidar da bir şey var galiba. Böyle takip Sadece edelim bir orayı milletvekili mi gibi. eksik kalıyor? Sanki öyle bir şey kalıyor. Bir Evet. milletvekili eksik kalıyor Bunu sanırım. tamamlayabilir mi? Tamamlarsa nasıl? Ve bu muhalefetteki ya da altılı masa içerisinde gördüğümüz partilerde bir farklı yol yürüyüşüne işaret edebilir mi? Mesela AKP'nin içerisinden çıkmış olan partiler açısından özellikle. Hocam 5 dakika gibi Evet, bir ya da bu sürem başörtüsü, bu ya da bu başörtüsü ve aileyle ilgili anayasa düzenlemesi tam yerel seçimlerin öncesinde meclise getirilirse, bu muhalefet partileri arasında bir ayrışmaya ve yerel seçimlerde işbirliğine gitmelerini zorlaştıracak bir fikir ayrılığına sebep olabilir mi? Belki de sorulardan en önemlisi bu. Evet. Genel seçimde bunu yapmak istedi Adalet ve Kalkınma Partisi ama işte deprem felaketi araya girince o iş öyle kaldı. Şimdi dediğiniz gibi bir başka kritik seçim öncesinde mi gündeme gelecek? Yani bir seçim, bir daha doğrusu siyaset mühendisliği haline dönüştüğünü görüyoruz bazı şeylerin. Toplumda bakalım bunun yankısı da nasıl olacak? 4 dakika gibi bir sürem var hocam ama yani nasıl bir yerel seçim ittifakı ya da işbirliği olmalı acaba muhalefet açısından? Şimdi evet, muhalefette herkes biz kendimiz gireceğiz ya da Babacan dönüp diyor ki ya CHP'nin tek başına olması mümkün mü ya diyor vesaire ama İşin sonunda, günün sonunda bir işbirliği gerekecek galiba ama nasıl olabilir acaba? Ne öngörelim ya da bugünkü söylenenler 7 ay sonrası için çok etkili olmayabilir çünkü işin sonunda. Senaryolardan konuşmak istemiyorum ama hani olası senaryolardan konuşmak istemiyorum. Hani o bununla ittifak yaparsa ne olur? Partilerin oyları neyi nasıl karşılar? Ama şurası kesin, İstanbul için söyleyebilirim. İstanbul için mutlaka Yeşil Sol Parti'nin, HDP'nin ya da Kürt seçmenlerin hangisini veya diye araya koyarak düşünebilirsiniz. Kürt seçmenlerin oylarını almadan herhangi bir kazanımı sağlamak, herhangi bir partinin kazanmasını sağlamak oldukça zor görünüyor. Orada da o Bunu bir zaman kere söyleyeyim. şöyle Ekrem İmamoğlu'nun dediği şu İstanbul İttifakı'nın kurulmasının Evet, partiler gerekliliği. üstü. Partiler 2019'da üstü bir evet İstanbul İttifakı diyoruz. 2019'daki gibi kolay gözüküyor mu hocam? Olabilir, ben neden olmasın diyorum. Çünkü İyi Parti'nin yapacağı açıklamalar ya da yaptığı açıklamalar geçmişine de hani bu seçimden sonraki sürece baktığımızda sanki biraz elini yükseltmek ister gibi de hani bu yerel seçimlere yönelik CHP ile yapacağı ittifaklarda el yükseltmek istermiş gibi de bir hali tavrı olabilir. Olur da zaten, çünkü partiler ve liderler kendi partileri için ve seçmenleri için en iyi ve en yüksek menfaati sağlamaya odaklıdır. Genel seçimlerde gördük biz bunu. Burada da öyle olacaktır. Siyaseti eğer bir kazan kazan ilişkisine döndürebilirse muhalefet kendi içinde, ki genel seçimlerde bunu yaptılar, bir kazan kazan ilişkisine döndü. Bu açıdan eleştirildiler de belki, ama aksi halde bir kaybetme ve muhalefet seçmenini daha derin bir umutsuzluğa sürükleme riskleri de var. Bunu yapmazlar diye düşünüyorum. Son kertede de herkes kazanmak ister Şüphesiz. ve Evet, kazanmak şüphesiz. için de elinden geleni yapacaktır. Peki.
Hocam çok teşekkürler. Şimdi 26'sından sonra belki yani Akşener'in konuşması sonrasında şu milliyetçi cephe, milliyetçi blok net nasıl bir ihtimal doğabilir diye belki iki parti arasındaki çağrı trafiğini MHP İYİ Parti arasındaki daha net belki okuyabiliriz. Ve oradan da belki biraz daha nasıl bir işbirliği sistemi olabilir acaba diye biraz daha anlamlandırmak o açıdan belki mümkün olabilir. Yine söz almış olalım biz sizden. Daha konuşacağımız çok şey olacak şüphesiz. Memleketin siyasetinde vallahi konuşacak şeyden başka ne yok ki, o yüzden bakalım ne olacak, yeni gündem maddeleri onları birbirine bağlayıp bakalım nasıl sonuçlar çıkaracağız. Eksik olmayın Gülgün Hocam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ İyi olun. yayınlar. Hoşça